Arkadaşlar merhaba. Burası Kırşehir, Uzun Ali Uşağı Köyü. Burada cevizlere kabuğa kalamaç yapacağız. Şimdi bunu niye buradan kestik? Bunun üstte kolları zamanında budanmadığı için 13-14 tane kol vardı. Hep böyle dipten çıkmış. Yani doğru düzgün bir aş yapılacak yeri yoktu. Biz de bunu böyle kestik daha önceden. 15-20 gün önce. Şimdi de bugün de aşısını yapacağız. Mesela bazı kollara uygun olanları yanda gördüğümüz gibi, bir öbürü gibi onlara gösterirse arkadaşımız. O şekilde onları kollara yaptık. Ama bunlar kollara uygun olmadığı için bunu kollara yapamıyoruz. Şimdi motorlu testereyle kestik. Kestiğimiz yüzeyi bıçağımızla perdahlayacağız. Yani buradaki ölü dokuyu temizleyeceğiz. Buradaki ölü dokuyu temizlemezseniz arkadaşlar aşılar tutmuyor. Yani kalmış kolay oluşmuyor. Ondan dolayı da biz aşımızı risk yapmadan bu şekilde kabuğumuzu temizliyoruz. Burada ölü doku kalmayacak. Şimdi aşımızı yapabiliriz. Kalemlerimizi hazırladık. Bu şekilde iki tane göz kaldı. 10 santim açtık kalemlerimizi. Şuradan Bismillahirrahmanirrahim deyip takalım arkadaşlar. Öz kalplerimizi yanımıza alalım. Tamamımızı. Anaçlarımız gerçekten çok güzel. Yer güzel. Burası tohumdan kurulmuş bir bahçe. Sonra babadan oğla el değişmiş. El değişince de aşıya karar vermişler. Bizleri görmüşler. Dediler bizim bahçemizin aşısını yapar mısınız? Biz de geldik. Baktık. Anlaştık arkadaşlar. Bugün de buranın aşısını yapıyoruz. Burada bunlar daha en küçükleri ağaçlarımızın. Yan bahçede bunun 3 katı büyüklüğünde olanlar var arkadaşlar. Onların bazıları kollara uygun kollara yapılacak. Bazıları yine böyle ana gövdeye yapılacak. Neresi uygunsa görüldüğü gibi kalemimiz bu şekilde. Şöyle sen dolan ben de dolanayım şöyle. Engellemeyelim görüntüyü. Aşıya başlamadan önce, ağacı kesmeden önce ağacımızda altlara çizik attık arkadaşlar. O çizik olmazsa olmazı. Çünkü anacın suyunu aşağıdan atsın, ağlama yapıyor bakın oradan. Şimdi o acı su yukarı değerse kalemlere aşı tutmuyor. Maşallah. Kemik gibi oldu. Şöyle bakalım. Aşılarımızı kesinlikle sulama yapmıyoruz arkadaşlar. Sürgünden şöyle bir yarım metre bulması lazım. Eğer ha ola ki çok hava olağanüstü durumlar olur, çok aşırı sıcak gider, o zaman değişiyor. Ama normalde sulanmaması gerekiyor. Hele hele toprakları kesinlikle sulanmayacak. Şimdi bazıları aşı topraklarını suluyor arkadaşlar. O zaman da kaymak tabaka oluşuyor. Kaymak tabaka oluşunca da gözler çıkamıyor orada. Burada bir tane budak çıktı. Şöyle böyle alalım.
Kalemler kesinlikle gevşek olmayacak. Sımsıkı olacak. Açtınız tutsun. Buradaki çok kalem takmadaki amaç kablosu daha kolay kapatsın. Bakın arkadaşlar, bu kalemimiz şey geldi, geniş geldi, biraz ölçüyü fazla aldık. Hemen şurada bir tane kalem açalım. Testereli alıyoruz böyle. Kalem geniş gelirse kesinlikle takmayın arkadaşlar. Takarsanız aşı tutmaz. Hemen bir tanesini yenileyin. Görüldüğü gibi sımsıkı oldu. Şimdi üstten çek. Üstten bir göster. Şu anda köprü ayakları gibi oldu. Buna poşetlerimiz yetişmiyor. Küçük geliyor. Biz de ne yapıyoruz? Hemen şöyle bir ekleme yapacağız. Poşetimizin eni 42, demek ki 50 de istiyor. Şöyle poşetimizi bir tur attık mı şeyini sararız ipimizi. İpimizden de sarıyoruz. İkinci tura yetmedi ağacımız büyük olduğu için. Biz de ne yapıyoruz? Tek sefer sarsam yeteri geliyor. Şimdi unutmadan şöyle delik verelim. Niye delik veriyoruz arkadaşlar? Onu da söyleyeyim sizlere. Bu delikleri yağmur, yağışta nariye delikleri suyu oradan atsın. Arabanı dolduracağım. Soğan tarlası gibi yer oldu arkadaşlar. Kalemleriniz toprak altında kalsa bile hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi kalemlerimizin ucunu da macunlayalım. Hepsi bu arkadaşlar. Aşımızı tamamladık.
Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım takipte kalın.